Aliye Hanım, ben... Şöyle karşıma otur kızım, biraz konuşalım. Ulviye Hanım, ben gerçekten çok şaşkınım. Olan biten her şeye çok şaşkınım. Ömer için de ayrıca üzgünüm. Levent Bey, odanın değişmesine neden bu kadar tepki gösterdi bilmiyorum ama... Ömer oradaydı. O daha çok küçük. Keşke böyle bir şeyle karşılaşmasaydı. Kötü oldu. Keşke hiç yaşanmasaydı. İkidir aynı şey oluyor. Ben nasıl güvenip kardeşimi burada bırakacağım? Lütfen kendinizi benim yerime koyun Ulviye Hanım. Levent Bey sizin oğlunuz. Yani tabii ki buna bir şey diyemem ama Ömer de benim kardeşim. Levent Bey'in tepkilerinden çok çekiniyorum. Kendim için değil, Ömer için. Haklısın kızım. Artık bazı şeyleri açık açık konuşmanın zamanı geldi. Ama nasıl denir, nasıl anlatılır bilemiyorum. Bu öyle büyük bir acı ki kelimeler yetersiz. Bir zamanlar Levent'imin canından çok sevdiği bir eşi, mutlu bir yuvası vardı. Derken bu yuva dünyalar güzeli bir bebekle daha da şenlendi. Tam her şey yolunda gidiyor derken o gün, o kara gün. Bir bardak su getirmemi ister misiniz? Yok. Yok. Bölmeyelim. Bir daha bunu anlatacak gücü bulamayabilirim. Bunu hatırlamak bir dert. Anlatıp tekrar tekrar yaşamak daha büyük bir dert. Eğer sizi üzecekse... Levent'in doğum gününde karısı Rayna torunumla birlikte sürpriz için şirkete gitmiş. O gün silahlı bir adam da şirketteymiş. Sanırım soygun için oradaydı. Çıkan arbedede Rana yaralanmış. Oracıkta can vermiş. Levent'in kollarında. Başınız sağ olsun. Peki torununuz? Efendim. Dünyalar güzeli torunum. O günden beri kayıp. Levent her yerde aradı ama bir türlü bulamadı. Ben gerçekten çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sağ ol kızım. Sağ ol. Oh. Bizim hikayemiz de böyle işte kızım. Levent belli etmese de artık yaralı bir adam. Onun öfkesi de duvarları da hep bu yüzden. Oysa eskiden böyle değildi. Gözlerinin içi gülerdi, hayat doluydu. Görmedim çocuk. Bilmiyordum orada olduğunu.
gece. Bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne? Dört yanım tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır?